Mesut Özil, Ozan Tufan'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynama şansları sıfıra yakın. Bak, sıfıra yakın. Kesin diyorsun abi. Evet. Sıfıra yakın. Yani şuna yer edin ya. Jorge Jesus'tan bahsediyoruz. Talisca'yı oynatmadı adam ya. Beşiktaş'a geldiği sene ben Benfica'nın oyuncusu Talisca. Oynatmadı. Gedson Fernandes'i oynatmadı. Evet. Yani oyuncudan talep eden sistemi dahilinde işte oyun düzeni dahilinde belli kuralları olan bundan hiçbir şekilde taviz vermeyen bir teknik adamla karşı karşıyayız. Yani Mesut'u Özil'i Vitor Pereira da idare etti. İsmail Kartal da idare etti. Muhakkak ki bazı tavizler de vermişlerdir. Yani demiştir ki Serhan 10 kere gelip koşuyorsa sen de 6 kere koş ama koş demişlerdir. Yani 4 taneyi açık bırakmışlardır. Tamam mı? Ama Jesus böyle bir teknik adam değil yani. Tanımaz yani. O tavizi vermez. O düzeninin bozulmasını da istemez. Yani işin realitesini konuşalım. Ve Mesut'un açıklaması bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bu tek ifade ettiği şey bak. Ki ben koyu bir Mesutçuyum bu arada. Hayranıyım. Bak, bir futbol insanı olarak, futbol seyircisi olarak Mesut Özil'in yeteneklerine çok inanan bir kişiyim. Keşke oynasa Fenerbahçe takımında diyenlerdenim. Ama bu son açıklama bize şunu getiriyor karşımıza. İşte aşık olduğum renkler. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Yani birçok futbolcu bu tip Defans yapıyor abi ben. Bak, birçok futbolcu bu tip açıklamaları yaptı. Ama onların bağlı olduğu tek şey şu işte. İmza, Sözleşme. kontrat. Esasında bağlılıkları ve aidiyetleri bu kontrat. Yani profesyonel olduktan sonra oyuncu yok kanım şu renk akar. Hayalim buydu. Onlar buydu. Dediği zaman ey bizi seyredenler elbette doğru söyleyenler vardır ama esas şudur yani. İmzaladıkları kontrattır. Bütün aidiyetleri. Şu Gürcan abi, hocanın, Jesus'un bugüne kadar çalıştığı golcülerin karnesi. Yani aslında golcülere ne kadar değer verdiği, ne kadar önemsediği de her teknik adam önemser de Jesus'un elinde parladığını görüyoruz. Ve 20 golün altında da golcü görmüyoruz baktığımız Tabii. zaman. Yani bak, İslam Slimani 46 maç, 31-36 gol. Bastos yine 34 gol atmış 2 yılda. İşte Oscar Cardozo'su, yani golcüleri besleyen bir teknik adam. Yani bu. Ya bu bana hiçbir şey ifade etmiyor ya. Yani ama şu adam yani Jesus'un oyun karakteri şu. Mesela bir sıfırcılar vardır. Bir gol atarlar, geri çekilirler. Skoru koruyup işte o müthiş geçiş oyunu var ya meşhur. Hı. Ona dönerler. Jesus öyle bir teknik direktör değil abi. Jesus genelde 4-1-4-1 oynatan. Bir gol atayım. Sonra ikincisini de atayım. Sonra üçüncüsünü de atayım. Bunu zorlayan, bunu araştıran, oyunculardan bunu isteyen, taktik disipline çok önem veren bir teknik adam. Dolayısıyla çalıştırdığı takımlar, yani Flamengo'da ligin en iyi takımlarından bir tanesi, Benfica'da Portekiz'in en iyi takımlarından bir tanesi ya da Sporting. Yani dolayısıyla o liglerdeki oyuncuların, santraforların yani ön taraf oyuncuların çok gol atması kadar normal bir şey yok. Yani Türkiye'ye geldiğin zaman Türkiye temaslı bir lig. Mesela onun şokunu yaşayacaktır Jorge Jesus. Mesela bak, Al Hilal'de de Gomis'le çalıştı. Hı. Serhan, biliyorsun. Evet. Yani Türkiye Ligi'nin 16 maçta 12 golde büyük bir ortalama aslında. Gomis'in de iyi bir golcü olduğunu gösteriyor. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert bir lig olduğunu biliyoruz. Onu da görecek. Yani Türkiye Ligi'nde ön taraf oyuncuların işi kolay değil. Değil yani. Bence sabrı nasıl yapacağız? Sıkıntı orada olacağını düşünüyorum. Nasıl? Sabır. Şimdi biliyorsun biz skora ya da galibiyete, mağlubiyete dayalı bir taraftar örneği gösteriyoruz. Tabi tabelacı. Hepsi tabelacı. Kesinlikle. Tabi. Ama yani bunu herkes yapıyor. Kim yapmıyorum Tabi diyorsa ben tabi. yalan Bütün söylediğimi düşünüyorum. taraftarları. Aynen. Şimdi Jorge Jesus 5 maç kazandığı zaman işte hocamızı bulduk. En büyük hoca bizim hoca. Bak söylemiştik. Peki aksi olursa ne olacak? Aksi olmayacak ki. Olma şansı yok. Yani
Futbol bu abi, her şey olur mu? Olmaz abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'deki tek dinamik Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene, biraz önce Sera'nın belirttiği endişeleri, tek dinamik hakemlerdir abi. Bu Fenerbahçe takımı böyle bir teknik adamın elinde daha da gelişecektir. Çok yetenekli oyuncular var. Abi Fenerbahçe'de Kazanan oyunu var. Jorge Jesus'ta şey değil, yeni yetme değil. Gelip başarılı olmuş bir sistemi Vitor Pereira gibi, yok ben üçlü oynayacağım deyip takım olduğu gibi değiştirecek. Maceracı bir adam değil. Abi evet, oynadığı değil. Taktik sistemleri de 4-1-3-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, 4-4-2. Tabii yani genelde dörtlü. Genelde dörtlü. Yani oynuyor. Bu oyunu üçlü oynadı ama son Benfica'da. Bu oyunu denedi, olmadı. Bu oyunu çok yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Yani kendi özgü antrenmanları vardır. Oyuncularını motive edecektir. Daha şey. Yani çok yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Bir de şey de çok önemliydi. Eğer Avrupa'da Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde devam ederse Fenerbahçe takımı, 3 günde bir maç sürecinde takımı yönetmek, işte sağlıklı tutmak, dinç tutmak, fizik olarak doğru antrenmanlar yapmak da çok önemli. Bu konuda da çok tecrübeli. Yani 3 günde bir maç oynama konusunda çok tecrübeli bir teknik adam. Dolayısıyla oyuncu grubunu nasıl sağlıklı, nasıl zinde tutabileceğini, hangi antrenmanlarla bunu yapabileceğini, hangi oyuncu dinlenecek, hangi dinlenmeyecek, onu da kararını verebilen, bu tecrübeyi yaşamış, bu deneyime sahip bir teknik adam. Yani ben şunu söyleyeyim, İsmail Hoca da kalsaydı Fenerbahçe için her şey çok iyi gidecek. Önümüzdeki sene çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe Ligi domine edecektir. O şampiyon olur olmazsa onu bilemem. Ama domine edecektir. Çünkü maceracı bir teknik adam gelmiyor. Winner bir teknik adam geliyor. Çok tecrübeli bir yönetim var. Çok isteyen bir taraftar var. Aynı zamanda çok eleştiren de bir taraftar var. Yani aslında Jorge Jesus, Ali Koç için bundan sonra ne yapayım diyebileceği bir teknik adam değil mi? Tabii. Alın, size Jorge Jesus'u da getirdim. Aynen. Bundan sonra ne yapayım diyebileceği bir teknik adam. Aynen. Yani çok krizler yaşamış. Çok badireler atlatmış. 8 sene şampiyon olamamış. Tabii. Sağında solunda façalar olan bir teknik adam geliyor. Ve başarıyı açıp da bir kadro buluyor elinde. Doğru yönettiği takdirde, akılla birlikte yönettiği takdirde, mantıkla birlikte yönettiği takdirde, sadece bu sene için değil, belki de önümüzdeki 4-5 sene için kurulmuş bir kadroyla karşı karşıya kalırız. Yani. Tabii ki doğru bir yapılanmayla, doğru transferlerle Jesus'un elini ne kadar güçlendirirsen, ligde ona göre de skor olarak ya da puanlar olarak bunu karşını göreceksin. Yani sen, ama bir de şey yapman lazım. Şimdi mesela biz en az 3 seneden beri Fenerbahçe'deki en büyük eksikliğin santrofor olduğunu düşünüyoruz. Ve santroforu yani işte benim en yakın zamanda gördüğüm şey, şampiyonluk kaçtı zamanlardan bahsediyoruz. Abi belki. Bak ilk defa bu sene, çok özür dilerim sözünü kestim. İsmail Hoca bir çözüm buldu o işi. Nasıl? İsmail Hoca çözüm buldu. Slimani geldi. Bak 31 gol atmış Jesus'ta. Adam boş kaleye atamıyordu. O gitti, Samat da geldi. El ayağı birbirine dolaştı. Taşıyamadı takımı. Valencia. Berisha. Gene Valencia, hadi açık oyuncusu olarak geldi. Berisha boş kaleleri atamadı. Kafayı vurdu, korner bayrağının yanında Nabut'a çıktı top ya. Altı pastan. Kayseri kupa maçında. Bomboş böyle kale. Ama baskı, yani kaldıramıyor taraftar baskısını. Kırılıyor hoca. Yani büyük takım oyuncusu diyoruz ya bazen. İşte büyük takım oyuncusu baskıyı kaldırıyor. O kriz anında çözümü buluyor. Kendisine güveniyor. İsmail Hoca ne yaptı? Gölge santraforu yaptı. Yani ikinci bölgeye yaklaştırıp Serdar'ı ön taraf oyuncularının topu yüzü dönük almasını sağlayan bir sisteme döndü. 73 gol attı Fenerbahçe'de. Yani onun etabına geldiğimiz zaman. Yani Jesus'un. J'le söylemek lazımmış. Hep H'ye alıştı aklımız. Jorge Jesus'un. Çözüm bulan bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi şimdi, Türkiye Ligi, Katar Ligi değil. Brezilya Ligi. Sen hiç Brezilya Ligi'nde maç seyrettin mi? İzledim. Son bir senedir falan. Yok, son bir senedir izlemedim.
Sen göz, gözden İki uzak abi. Sen yani Flamengo. Yavaş çekim oyununu ya. Bizim 90'lar gibi. Alıyor oyuncu topu, gidiyor, basan yok, eden yok. Tamam, orta öyle, sağ, orta sahaya geçiyor. Oyun. Tamam yani. Rahat. Aynen. Yani o, burası böyle değil, burada alıyorsun topu, şöyle dönerken burada nefesini hissediyorsun defans. Yani bizim lig sert bir lig. Doğru doğru. Eleştirebiliriz. Bu oyun mu, bu futbol mu? Ama bizim ligin karakteri... Ama oyunda kalan, topun önünde kaldığı süresi de olarak da az olan bir az lig. Az olan lig. Ama sert bir lig, temaslı bir lig yani. Yani burada mesela fizik gücünün üstüne muhakkak bir oyun koymak zorundasınız. Eğer teknik adamsanız. Rakibin dengesini bozacak. Rakibi zor duruma düşürecek. Hata yapmaya zorlayacak. Bir oyununuz olması lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Bir anlamda da şunu da düşünüyorum. Jorge Jesus'un da İsmail Kartal'a bir teşekkür borcu var. Çünkü gerçekten hani İsmail Kartal sadece bir anlamda... Sadece İsmail Kartal'ın değil. Ali Koç zaten Ali Bey ona teşekkür zaten, etmiştir zaten. Bütün Fenerbahçe taraftarının var, ama oyuncuların da var. Fenerbahçe taraftarını hazırladı. Öyle görmek lazım. Tabii. Biz mesela neyi konuştuk? Taraftarların ıslıkladığı, istifa dediği ve futbolcuları adeta yuhladığı dönemlerden futbolcuları alkışlayan, Arda'nın girmesi için tempo tutan ve stadı dolduran taraftarları gördük. Bu anlamda aslında kötü bir sonla bitseydi Fenerbahçe, Jesus'un işi biraz daha zor olabilirdi. Bu bağlamda bence İsmail en azından Jesus'un önünü açtığını düşünüyorum.